Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Simge Yankı ile radyonuzdaydı. Yankı. 7-10 geçiyor saat sevgili dinleyiciler. Joy Türk'te Modern Sabahlar başladı. Radyoların başındakilere günaydın diyelim. Pırıl pırıl bir Ankara sabahından sesleniyor sizlere. Dünyanın dört bir yanında, memleketin dört bir yanında aynı pırıltıyı görebiliyor muyuz acaba diye önce sizlere, sonra havaya dönüyorum. Hoş geldiniz. Bize dönüyorsun. Ben sana günaydın diyerek cevap veriyorum. Önce bir günaydın de muhterem. Çok boydum. Bir günaydın de. Ha, başladı yoksunluk belirtileri başladı. Başladı evet. Vallahi billahi ya. Vallahi dün bana baban çok gergin falan dediler. Ben de gergin değilim diye bağırmak zorunda sana hissettim. Sana mı baban kendim. Çok gergin dediler? Benim gıyabımda dedi. Gıyabında dendi. Ha, sen laf dinliyordun kapı arkasından. Ve sinirlendi mi, bağırdın mı? Bağırdım yani. Yani bağırma noktasına geldim. Çünkü gergin falan değildim. Kimseye sesimi yükseltmiyorum, bir şey yapmıyorum. Gerginlik sadece sesi yükseltmeyi de olsa keşke. Bak, senin sesin eğitimli olduğundan sen sesini istediğin tonda kullanarak gerginliğini şey yapabilirsin. Gerginlik öyle bir şey ki, hani gitardaki otellerdeki gerginlik vardır ya. Gitardaki hangi tellerdeki gerginlik? Fahir, bu dünyada sesi eğitimli bir tek sen mi varsın zannediyorsun? Sadece sen bu konuşmayla beni rahatsız edebileceğini mi zannediyorsun? Bak. Sevgili dinleyiciler günaydın. Gerek Ege gerek Fahir aslında ikisi de gayet aklı başında konuşan insanlar. Bizler de öyle. Günaydın evet. Sevgili dinleyiciler. Fahir sen de günaydın demek günaydın ister misin? Günaydın diyeyim ya. Günaydın. Şu anda sinirlerim çok bozuk. Tamam. Çünkü çok dün tweetler bozuk. Geldi. Evet. Artık hiç isminizi söylemiyorsunuz. Kimin kim olduğu anlaşılmıyor diye. Pek çok Twitter'dan mesaj geldi. Fahir Önç. Teşekkürler lütfen. Bir merhaba diyeyim. Merhaba günaydın. Ege Kayacan. Bir merhaba dedi. Efendim ben Oktay Demirci, bir merhaba diyeyim. Nasıl olacak, pırıl pırıl mı olacak dedin hava? Adeta bir pırıl bombardımanı. Pırıl bombardımanı şeklinde olacak, gerçekten öyle. Yani bugün yağış yok gibi görünüyor ama aslında pırıltı yağıyor gökyüzünden. Aslında Güneydoğu Anadolu'nun doğusu yağışlı. Türkiye'nin geri kalanında bol bol güneş var bugün. Şavktan delireceğiz diyorsunuz. Şavktan delireceğiz. Zaten sıcaklık. Kremlerimizi ayarlayalım mı? Şavkometreler kaçı gösteriyor? Kremleri ayarlama enstitüsü mü diyorsun yani? Evet, Fahir? Kremleri ayarlayalım. Ha, şavkometre derken hiçbir şey zaten yok. Zaten hangisine geldiğini anlamadım ki ben. Bana mı geliyor, Ege'ye mi geliyor? Şavkometre bence mükemmel bir espri. Şu anda Türkiye'nin dört bir yanında bu insanlar şey diyorlar. Şavkometre mi? İşte binlerce yıldır beklediğimiz espri. Yeah. Hani bu 2-3 hafta önce bir yayınımız gitmişti ya. Orada bir Nusret esprisi yapılmıştı ya. Neredeyse Nusret esprisiyle yarışacak. Bence şimdi. Onu aşar. Şavkometre yani. Geçer mi? Tabii abi. Geçer canım. Ne kadar şavk ettiğini gösteriyor. Direkt listelere 3 numaradan girdi. Ne bir şey bu şavkometre tam olarak? Gözümüzde ne canlanacak? Şöyle bir şey canlansın. Büyüklüğünü söyle şöyle. Şavkometre. Büyüklüğünü soruyorum ya. Tamam şavkometre dedin. Güzel. Hayır, gidip bir yerden küçük. Alacak olsak nasıl bir şey? Küçük, onu söylüyorum. Yani alet olarak almaya kalkarsan bir şavkometreyi kocaman ama cep telefonlarında... Uygulaması var. Uygulaması var. App olarak indirebiliyorsunuz. App dediği app'leri indiriyoruz diyoruz ve kendi atımızla altta kalıyoruz. Havalar güzel dedik değil mi? İsterseniz özet geçelim. Kendi atıyla altta kalan adamın da durumu çok kötü ya. Gerçekten hafazan Allah, tehlikeli de bir şey kendi atıyla altta kalmak. En büyük sıkıntı. Kuzey, iç ve batı bölgelerde yani Türkiye'nin genelinde 2 ile 6 derece artacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak demiş meteoroloji. Ve fakat dediğim gibi bol güneş var bugün. Haftaya salı günü, çarşamba gününe kadar da bu şekilde devam edecek. Valla bundan sonrasında şu an ben görebildiğim kadarıyla baktım. Şöyle bir ben baktım. Ben hemen bir şavkometreme bakıyorum. Ben de app'ine mi bakıyorsun yoksa kendisine mi bakıyorsun Ege? Çünkü bizim durumumuz oldu işte yani telefondan bakıyorsun. Valla önümüzdeki 10 gün 17.000 gigo gösteriyor. İzmir ne demiş? Az bulutlu bir açık, öğleden sonra parçalı bulutlu. Soruyorum, hazır mısınız? Evet. Kaç 7 olabilir? 17. 27. Ne bak, diyorsun canım? Ben şavkometreye bak. Konuları güzel takip eden arkadaşımız Ege Kayacan olduğu belli oldu. İzmir mevzu bahis olunca 27'nin olması da doğru, çok doğru. Ankara az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu. Ay bunu soramayacağım. Hiç bunu düşünmemiştim. 20 derece hava sıcaklığı. Kaç mi diyeseydin ona da 20 diye cevap verebilirdin. Bir şey soracağım. Program
sırasında bir at alma kontenjanı kotası diye bir şey var mı? Var normalde. Fahir, sana soruyorum bunu çünkü Ege senin normalde, taraf olduğunu düşünüyorum. Normalde birkaç at alınıyor. 3 at hakkı var diye. 3 atla üç yarım saat köşede kalma cezası tek, olması lazım. Tek at. Ne? Yani tek at yarım saat. Nasıl tek at? Toplamda ben o zaman bugün tatil mi? Ben toparlanayım ya yavaş yavaş. Bence hakikaten. Ben 3 atımı aldım. Ayrıca gitmesin, niye gidiyor? Gitmesin. Başka bir tip başka bir şey olursa. 1,5 saat mesela. Soner Sarıkabadayı'ya kadar ben götürüyorum anladığım kadarıyla. Şimdi. Öyle yapalım vallahi. Buna karar verelim ama önce İstanbul'a da bakalım. İstanbul'da az bulutlu ve açık. Öğleden sonra parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyormuş havanın. Sabah saatlerinde yani bu dakikalarda yer yer pus, sis ve pas beklenecek. Ve taş. Ve taş ve 23 derece olacak hava sıçaklığı. Çok teşekkür ediyoruz taş bu gelişimler için. Yo, pus mu? Dilge, gel sarıl bana. Hay Allah. Hep sabah saatleri serin olur ya ondan. Kıyamam dediklerim, kıyamam dediklerim, kıyamam dediklerim, kıyamam dediklerim. Joy Türk'te Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. 7.31 oldu saatimiz bu şahane perşembe sabahında. Güzelim şarkıları dinliyoruz arka arkaya. Güzelim reklamlardan da güzel bir kuşak hazırladık size ama önce onları biraz bekleyeceksiniz. Çünkü biraz daha biz konuşalım değil mi? Evet, size Çağlayan Adliyesi'ne bekliyorum beyler lütfen. Çağlayan Adliyesi mi? Evet, İstanbul'daki Çağlayan Adalet Sarayı. Adliye'ye intikal etmiş konular hakkında. Yok, adliye intikal etmiş. Yargıya intikal etmiş. Herhangi bir intikal yok. Ha, sen buluşma yeri olarak buluşma yeri, sevenlerin buluşma yeri diye mi öyle tabir edilir? Yani gideceksiniz içeri girmeden dışarıda. Ha, önünde dışarı, önünde. Önünde de değil tamam. Tam önü değil öyle. Şimdi öyle de, o tip yerlerin önüne de gitmek istemiyorum çünkü sigara içenler oluyor Fahir biliyorsun bu aralar. Evet ya ben de hakikaten çok zaman şeyde buluşalım. Açık tam önü değil de yolun karşısında buluşalım. Otoparkta buluşalım ne dersiniz? Otoparkta buluşalım. En güzeli otoparkta buluşmak. Bence bu sohbeti buluşmak güzel bağladık. Otoparkta buluşalım. Otoparkta buluşalım tamam o zaman. Otoparkta buluştuğumuz zaman araçlarımızı park ettiğimizde bize bir bilet veriyorlar ve biletin üstünde şunlar yazıyor. Biletinizi katlamayın, ezmeyin ve cırmayın. Efendim? Cırmayın mı? Evet, biletinizi katlamayın, ezmeyin ve cırmayın. Azerice yani, yazıyor biletlerin üstünde. Bu pek bir anlaşılamıyor. Sen Azeri aksanıyla yazanları mı okudun yoksa yazanlar zaten Azerice. Evet. Azmayın mı ne? Azmayın, cırmayın ve katlamayın. Q'la okuduğum için kat onun vurgusunu nasıl yapabileceğimi bilmiyorum açıkçası. Ben diğerlerini anladım, cırmayını anlamadım. Cırtmak mı cırtmak? Ya biletin üstünde yazanları birebir okuyorum. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz demek. Evet Oktay, sen hakikaten yıllarca. Ben hakimim Azeri. Kaç, ne kadar yaşadın sen ben, Azerbaycan'da? 15 gün yaşadım ama daha da önemlisi 8 yıl Azeri televizyonunu seyrettim. Hakikaten hepimiz tek kanallı dönemde. Kaç manatla gelmiştin kuşağında? Kuşağımda 45 bin manatla geldim. Ege sen manattan. Bu manat daşlı manat. Bilmiyorum manat. Bir manat bilmiyor diyor. Ege tamam sen de gel ya. Ben de yanınızda dur yani. Genel Türkçe bilgimle anlamaya çalışıyorum. Peki okuyorum Oktay. Oku. Bilet itirildik de cereme hakkı ödenilir. Bilet kaybettiğinde, itirildiğinde yani yitirildiğinde mi? İttirildik de. Yitirildiğinde ne hakkı ödenir? Cereme hakkı ödenir. Cereme hakkı. Bu aslında bildiğimiz carıma hakkı. Carıma hakkı size iade ediliyor anlamında. Ya carıma hakkı yani her şey. Yani dilimizdeki gibi carıma hakkı. Yani Azerice'de aynı diyorsunuz. Aynısı Türkçe. Şöyle bir carıma başka bir carıma cungalı. Tabii çeşitli yani. Türküler var. Peki devam ediyorum devam okumaya. Ödeniş tarifi ve otopark kaydaları panellerde gösterilmiştir. Ödeniş tarifi. Hayır bilette o melodiyi nasıl yapmışlar ya? Yıllarca. Eksikliğini istediğin bileti mi buldun ya? Yani? Vallahi hakikaten nasıl yapıyorlar onu anlamıyorum. Ya yapsana Fahir. Neyi? Ödeniş tarifiyle başlayan cümleyi. Ödeniş tarifi ve otopark kaydaları panellerde gösterilmiştir. Kıbrıs üzerinden mi geldi size sana bu şey? Yani Bakü'den çıktı. Ondan sonra Kıbrıs'a uğradı. Kıbrıs'tan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden geldi. Stüdyomuza kadar ulaştı mı sana? Vallahi aynen. Tarifenin şeyleri diyor. Tarife orada bilgileri yazıyor diyor. Orada bana kadar yazdık. Look at the tabela yani. Bunun İngilizcesi o. Yani aslında çok da şaşıracak bir şey yok. Yani Azerice'de Türkçe 3 aşağı 5 yukarı aynı. Yani 1 2 küçük. Artık onları da melodik farklar onlar. Melodik yani. Farklılıklar o kadar olsun. Hani pek çok ortak kelime var zaten.
Mesela carim mi? Neydi? Carime var, avtopark var, değil mi? Evet. İttirildikte var. Hep bunlar önemli. Yani insanlar anlayamamışlar niye böyle bir Azerice olduğu, neden olmasın cevabıyla karşılaşmadan önce işte şey değiştirmişler. Biletler Azeri bir firmadan alınmış çünkü. Biletler. Bence çok mantıklı bir açıklama. Bir soru daha doğuruyor yalnız. Neden? Neden? Hazırda basılmış var. Yani bu biletler niye Azeri? Bir de anlaşılıyor. Çünkü Azeri bir firmadan alındı. Tamam da. Neden? Hayır, neden? Hazırda basılmıştı. Anlaşılıyor. Bir soru daha doğdu mu? Hayır, anlaşılabilecek. Atıyorum mesela Arnavutça'da anlaşılıyor biliyor olsaydı. Hiç anlamazdık. Bir Arnavutluk yani. Firmasından alırdık. Veya elimizde bilete baka kalırdık. Şey olurdu. Böyle işte, ama şimdi mesela 3 aşağı 5 bir de insan kendini iyi hissediyor. Hiç bilmediği bir dili anlıyor. Aa, ben doğuşa... Yabancı dilim varmış. Evet. Soruyorlar sağda solda, sizin mesela yabancı diliniz ne? Orta düzeyde Azerice biliyorum. Mesela. Rahat işte bir bileti falan otoparkta kendimi rahatlıkla ifade edebiliyorum. Çok yazılanı okuyorum, okuduğumu anlıyorum. Hakikaten kaç tane bak, kaç tane basılıymış? Çok özür dilerim Ege. Kaç tane basılmış var biliyor musun? Valla o kadardı, bana şey yapmadı. Ne kadar sürecek yani bu? Çünkü yazık yani, o biletler kullanılmazsa da yazık şimdi. Yok, kullanılıyor. Bunların üzerinde Azerice yazıyor bu işte. Kullanılacak. Çağlayan Adresi'nin otoparkında çok aynen şey oldu. Devam. Kültür hizmeti çünkü her şey bir tarafa. Tabii canım. Sevgili dinleyiciler, eğitime ne kadar önem verdiğimizi az çok siz de görmüş oldunuz. Gökçe ile devam ediyoruz Modern Sabahlara. Her şey bitmedi, virgül bitemez. Modern Sabahlar. Efendim, virane oldum, divane oldum. Bir takım olaylar sonrasında muhtemel aşkı dinledik. Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. 7.52 oldu saatimiz. Ben bu sabah bu meletten kurtulmanın etkisiyle dipçik gibi kalktığım günlerden birini daha yaşayacağım zannediyorum. Daha çok dipçik yemiş gibi kalktım. Anam anam, ne oldu, beni dövdüler mi dün gece? Öyle oluyor işte Ege. Yani dün bahsettiğin şey bu, enerjinin birden kesilmesi bu mu? Kesilir, kesilir. Ondan sonra beyin artık bunu normal idrak ediyor. Kusura bakma, bundan sonra hiç böyle bir beklentin olmasın. O 3 günün tadını... Sen ben ne bir faydasını gördüm bunu? Uğrasın dursun diyorsun yani, ne diyorsun? Ege'cim geldin yüzdün kuyruğuna geldin. Yani... İşin büyük kısmı bitti, acık kısmı kaldı. Esas işin şimdi başlıyor. Tahtı bunun. İsterseniz burada başka konulardan konuşalım. Evet, başka konulardan konuşmak istiyorum. Geçmedi mi senin başka konulardan konuşmak istemiyorum? Geçemiyor. Nasıl geçmedi, geçemiyor ya? Dinleyicilerimiz de biraz şey yapsın. Aslında dinleyicilerimizi de bu kampanyaya dahil etseydik de. Olmuş. Zaten de... ettik sabahtan beri. Ne sabaha? Kanalizasyon boruları. Ayrı 3 günden beri bunu konuşuyoruz. 3 gün 5 gün valla. Biz kendimiz bıraktığımızda hiç böyle şeyler konuşmadık. Ne zaman ki sen bıraktın? Sen bıraktın. Efendim ben başka bir şey düşünemiyorum. Ben başka bir şey yapamıyorum. Ben biraz daha hassas bir dönemimden geçiyorum. Ha, bir sen duygusalsın. Ha, sen biz... hassassın, biz kabayız. O... Hayır, hassaslı kaba değil. Yani, biz duyarsızız. Aşk. Biz duyarsızız, biz kalas gibiyiz değil mi? Hı hı. Odunuz biz yani. Odun dedik ama yani böyle şey, affedersin şey, kütük kütük, hiç yontulmamış. Ama sen naif, ince bir ağaç. Kıymık mı? Hayır, kıymık değil. Sen böyle... Zopa mı? Tik ağacından. Zopa değil, hayır. Tamam mı? Tik ağacından yapılmış, balsa ağacından yapılmış, narin. Ondan sonra özel böyle artık şeylerde kullanılacak. Küçük küçük şeyler yapılır ya. Kapı sıkıştırmadan mı? Kapı kapanmasın diye oraya koyacak güzel bir kikten bir takoz şey. Takoz, onun adı takozmuştu. Evet. Buyursunlar efendim. Bu nedir ya? Pantolonu yırtıldı diye hala bir şeylere haber oluyor mu ya? Kimin pantolonu yırtıldığına göre ve hangi bölgeden yırtıldı? Evet. Şimdi benim pantolonum yırtılsa bunun pek bir haber değeri yok. Ha, benim pantolonum çok naif bir bölgeden yırtılırsa bulunduğum yere göre küçük bir, mesela yerel bir haber olabilir. Yerel gazetelere düştüm diye. Yerel gazetelerde çıkabilir. Fransız sahalardan tanıdığımız Fransız eski oyuncu, şimdilerin teknik direktörü Zinedine Zidane. Kafacı Zidane diye geçer. Kafacı Materazzi diye geçmiyor muydu? Hayır falan? Canım, hatırlamıyor musunuz? Birisine dünya, gömmemiş miydi kafayı? Dünya kupasında. O senin dediğin red. Kendini başkalarına gömen sanatçılardır. Hayır, o Zidane kafayı gömüp çıktı ya. Zidane ama kafayı gömdü de Materazzi gömdürdü ya. Orada tamam, gömen değil, gömdüren önemlidir. Evet, tamam. Hatta gömçürten diye de geçer. Zinedine Zidane. Evet. En son Benzema'nın kaçırdığı golden sonra. Benzema kimse sana. Evet. Benzema'nın kaçırdığı gole çok sinirlenen Zidane'ın pantolonu. Pooo!
Madem bu haberi yazmışlar uzun uzun, ben de doyasıya heyecanla okuyacağım. Real Madrid'in sinirden pantolonunu mu yırtılmış? Nasıl Real Madrid'in Wolfsburg'u 3-0 yendiği maçta Benzema'nın kaçırdığı gole çok sinirlenen Zidane'ın pantolonu patladı. Ama nereden patladı? Şampiyonlar Ligi çeyrek final. Sinirden mesela dışında, bazen sinirden bir yerlerini kopartmak ister ya insan. Kabahathane nahiyesinden mi? Onu yazmıyor ama video var. Videoyu çalıştırayım mı? Şey mi olmuş? Sessiz de çalışırsın. Sinirden böyle çömeşmiş, o yüzden bir anda pantolon gerilmiş, oradan cart diye gitmiş. Valla bak o öyle de insan sinirden çömeşir mi Ege? Sinirden çömeşir. Üzüntüden çömeşir. Oktay motoru çalıştırdı. Yayınımızda videolar izlemeye başladık. İsterseniz ben de... Ekrana yansıt istersen Oktay, biz de görelim. Ha, yok ya. Nereden yırtılmış? Şuradan, tamam. Paçadan mı? Ekrana yansıtıyorum. Şöyle yapayım. Tam yani böyle baldır nahiyesinden yukarıya doğru. Çünkü sağ bacağının arka tarafı. Ha, bir yere takıldı o zaman o. Hayır canım, takılmadı. Hayır. Kendi ekseni etrafında. Şimdi bunlar yılların futbolcusu ya, bacaklar tekli salto, ne oluyor? Kaslı oluyor. Tekli salto yaparken şey yapmış. Evet tabii. Tek sal. Tekli saltonun kısaltılmışı. Kaslı ya bacaklar. Evet. Sinirli. Şimdi bunlar takım elbise. Bunlar dediğim yani futbolculara genel alışkın olarak, değil. Alışkın yani. Yani alışkın değil. Daha doğrusu takım elbise dünyası futbolculara daha henüz alışkın değil. Takım elbiseler futbolculara dar geliyor diyebilir miyiz? Tabii. Hatırlayın mesela futbol takımları böyle grand tuvalet giyinip bir şeyden inerler ya otobüsler. Uh-huh. Yani milli takımlarda öyle şey, ceket meket falan filan. Bir de küçük çanta olur, klaç. Onun sporu tabii. İşte o böyle bir absürt durur ya bizim gözümüzde. Yo, çok güzel durur. Takım eşofman daha mantıklı oluyor. Takım eşofman ya, ne işi var şimdi futbolcular böyle, tamam yani bir yere gidiyorsanız ziyarete mesela. Bir bayram ziyareti. Ev görmesine falan gidiyorsanız veya nikah falan, tamam giydirin ama onun dışında o yani kadar... Şimdi eski futbolculardan bak düşünüyorum. Bak. Anlamadığım şey Guardiola'ya çok yakışmıyor mu takım elbise? Tamam yakışıyor da yani, slim fit adamdan bak. Löw'e çok yakışmıyor. Gerçi Löw eski futbolcu değil ama. On binlerce teknik direktör. İsterseniz takım elbise yakışan futbolcular için özel bir bölüm yaptığımızda bunları uzun uzun konuşalım. Anlamadığım nokta şu. Bu iş spor yani, sen işte basketbolda ya da ne bileyim güreş antrenörü sahada takım elbiseyle mi takılıyor? Giyiyor eşofmanı. Sonuçta bir müsabaka var, bir şey var. Bir rahatlık gerekiyor. Doğru. Yani o eşofmanlar kimin için üretiliyor? İlla sıcak tutsun oyuncu sahaya çıkıncaya kadar, ondan sonra çıkarsın kenara fırlatsın diye yapılmıyor ki. Teknik bu meret. Teknik direktörler takım elbise giymek zorunda mı? Değil canım. Alakası yok. O da aslında değil eşofman takımıyla gidebilir maça yani. Maça çıktığı için işte daha bir şey. Mesela antrenman sırasında ya da işte böyle şeyler sırasında, gündüz çalışmaları sırasında, maç tribünler dolu değilken falan, onlar yine eşofman ben, giyiyorlar falan. Onu biliyorum. Ben şeyde buluyorum yani, burada biraz işin içinde biraz artistlik var. Nasıl kafeye giderken ben eşofman. Ha biraz artistlik var orada. O kadar seyircinin önüne çıkıyoruz falan. Bir de yıllarca özenmişsin hep. Tamam iyi bir artistlik bu canım. Kötü bir artistlik değil ki. Yırtılmış işte. Yırtılır. İyi artistlik dediğin şey. Yani yırtılması sonuç olarak işte böyle videosunu izlettiren bir şey olarak kalıyor bizim dünyamızda. Sevgili dinleyiciler, futbol dünyasındaki tartışmalar daha devam edeceğe benziyor. Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Pırıl pırıl günler önümüzde. Onlardan birinin sabahında sizlerle birlikteyiz Modern Sabahlar'da. Ve yeni bir saate başlamanın coşkusu gökyüzündeki bu mavilikle birleştiğinde ne yapacağımızı şaşırmış durumda karşınızdayız. Hoş geldiniz bir kez daha. Hoş bulduk. Bunun nereye çıkacağını merak ediyordum ama çok güzel. Hakikaten yılın güzel bir betimlemeler, tanımlamalar, doğayı tasvir... Tasvir ve buna biz Tasvirella ne diyoruz? Tasvirella 2016 ödülünü size veriyoruz. Çok tasviri teşekkür ederim. Şikayet deseydiniz hakikaten keşke. Ya teşekkür edecektim ya atlarla karşılayacaktım sizi ama Tasvirella gerçekten güzel bir ödül. Tasvirella 2016. Evet, Güney Kore'de de havalar çok güzel. Dışarıda pırıl pırıl bir gökyüzü var ve... Niye atlar geldi ya? Sen bana bakmadın mı böyle kibar bir bakışta? Hayır ben atları yolda der gibi baktım bana. Yani. Canım olur mu? Ben sana baktım. Ne kadar güzel bak. Fahir'den ne kadar güzel örnek almamız gereken şeyler var diye. Arkadaşı atları yolda gibi anladım. Stüdyomuzda sadece böyle atları yolda diye anlamında mı gözler birleşiyor? Yok, pek çok zamanda gözler birleşiyor. Anlaşıldı. Tabii çok romantik anlar yaşıyor zaman zaman insanlar burada bakışlarla. Ne olmuş? Ne olmuş? Kuzey Kore'yi karıştırma işin içine. Güney Kore deyince illa işin içinde Kuzey'i de olacak diye bir şey yok. Allah Allah. Büyük çekmeceden bahsederken illa bir de küçük çekmece var diye biz bir şey konuşmuyoruz. Var. Veya mesela şu anda neyle gelecek mesela Fahir? Yani artık burada itiraz edin. Fahir Öğünç örnek veriyor. Ama zaten verdim, bitti yani.
Geç kaldı canım sistem. Ben o kadar size örnek verebilecek veya bir mesela, insan olduğunu düşünmüyordum dünyada. Tabii mesela Ankara için konuşalım. Aşağı ayrancıdan bahsederken illa yukarı ayrancıdan da bahsedeceksin diye bir kaide yok. Hayır, Adana'daki dinleyicilerimiz diyorlar ki mesela Adana'dan bir muhit örneğiyle de bir şey yapabiliriz. Tabii mi? Hemen yapalım. Aşağı Seyhan, yukarı Seyhan mesela illa. Aşağı Seyhan'dan bahsederken aşağı Seyhan, yukarı Seyhan. Adana'dan bizi dinleyen varsa modern sabahlardan bize bir yardımcı olsun sevgili dinleyiciler. Yani ya da Adana'yı bilen varsa. Aşağılı büyüklü küçüklü muhitlerin isimleri. Yani örnek veriyorum, büyük çekmece, küçük çekmece. Aşağı ayrancı, yukarı ayrancı. Zaten bunun büyüğü küçüğü. Küçük Esat, büyük Esat mesela büyük Ankara'da. Esat, küçük Esat. Büyük Esat kalmadı mesela, gitti, o da gitti. Bir değerimizi yitirdik. Basıyor bir tanesi. Mesela İstanbul. Küçük Esat sevimli ya, o yüzden duruyor galiba. İstanbul, küçük Armutlu var. İstanbul Bomonti. Küçük Bomonti. Şomonti. Ama yani. Ortaya yapma. Ay Allah ya, yanlış örnek verdim. Özür dilerim. Özür dileyin. Güney Kore'de seçimler yapılıyor. Dün gerçekleştirildi seçimler. Parlamento seçimleri. Hayırlı bir seçim olsun diye. Ama tabii ki bilgileri mi sızmış seçimlerden dolayı? Seçimlerden sonra bilgiler. Hiç korkmasınlar, bir şey olmaz. Yani hayır, orada yine seçimlerden sonra falanlı filanlı konuşmalar başladı. Ne oldu bu seçimler, böyle falanlı mi oldu? Falanlı filan dediğim. Ay onu seçti. Ay yanlış seçti. Ay yanlış seçti. Ay seçti falan. Yanlış şeyi attım zaten. Şimdi yani ülkemiz için bazen böyle hani orada bir garip mi karşılanır nedir? İşte bir parti, özel bir parti olduğu için ismini veremiyorum. Özellikle de Güney Koreli bir parti olduğu için hiç veremiyorum. Çünkü okuyamıyorum. Güney Korecem yok, okuyamıyorum. Bu seçimler esnasında yaşlı seçmenleri toplamak için herkes böyle şey yapıyor ya işte... emekli maaşları arttıracağız. Yaşlı seçmenlerin oylarını toplamak için. Şimdi Güney Kore'de biliyorsunuz kazık çakıyorlar. Öyle bir durumları var. Yani biz normalde atıyorum 80 yıl yaşıyorsak diyelim. Onlar 180 yıl yaşıyor. Öyle bir kapasiteleri var. Dolayısıyla seçmenin büyük çoğunluğu neymişti? 180 yaşlı, yaşlı. Ölü mü? Hayır canım, yaşlı. Yaşlı olduğu için ağzından yel alsın nokta. 180 dedim Fahir, 180 yaşında. Versin diyeceksin. Mesela 180 birisi, yaşında adam yok ki dünyada, biliyorum ben onu. Olsa da öyle diyeceksin. Mesela bir beyefendiye sordu. Aa çok maşallah, kaç yaşındasınız diyor. Diyecek ki mesela 180 yaşındayım. Maşallah Allah uzun ömür versin diyeceksin. Burada oha falan, hadi artık siz de roke. Öyle bir şey denmez yani. Ben öyle demedim zaten canım. Yani ama sen de dedin ya 180 yaşında bir adam benim gözümde ölüdür demeye getirdim. Çünkü 180 yaşında adam yok dünyada. Hayat yüzünde başlıyor. Diyorsun ki 180 yaşında bir adam, sen adam mısın diye. Evet derim ben. Ben 180 yaşında bir adam görsem yüzüne derim. Çünkü ya zombidir ya beni kandırmaya çalışıyordur. Hiç öyle düşünme Oktay. Var. Bunun örnekleri var. Neyse, Güney Kore'de yaşlı seçmenin yanına çekmek için parti ne dağıtmış? Özel bir haplardan dağıtmış. Özellikle bay seçmenlerimize yardımcı olmak maksadıyla. Ha, bu cinsel performans arttırıcı haplar mı? Valla Ege Bey, ben şimdi evet yani performans hapları diyelim. Neyi arttırıyor bilmiyorum. Sonuçta bu mesela zihin performansı mı? Bilemiyorum. Kafa başka bir şey çalışmıyor bu hapı içince. Bu hapı içince şey performansı. Ama bir de rağbet olmuş emekliler falan. Normal. İşi yok adamın. Hayır, gücü yok. Kuyruklardan çıkıp bir güzel, yani kendi normal girdikleri mayış kuyruklarından çıkıp diğer partinin kuyruklarına girmişler ve burada da işte bizde bir reçetesiz satılması da yasak. Reçetesiz. ama bu adamların sandığa geleceğinin garantisi var mı? Sandığa gel, oyunu göster. Apını al git. Apını al diyorlar. Apını al git. Bir de seçim yasakları. Sonra koşa koşa gitme. Seçim yasakları bitti mi, sen rahat rahat konuşuyorsun Fahir? Tabii canım, bitti. Yani dün yapıldı seçimler, o yüzden benim kafara. Açıklandı mı peki? Şu anda açılan sandık sayısı yüzde kaç? %47'lerde. Yani şu anda Güney Kore'de kimse seçim sonuçlarıyla ilgilenmiyor. Herkes ama cebinde hapını atmış hatta. Ama kim seçilirse seçilsin. Sen canım, gel böyle falan diye takılıyor. Zamanında bir partide biliyorsunuz döner pilavla bayağı bir oy toplamıştı yani. Döner pilav bir de ayran. Hapını verseydi de güzel olacaktı. Tam komple. Vallahi %20'leri bulurdu, ben garanti gözüyle bakıyorum. O parti her yerde döner pilav dağıtmış mıydı yoksa sadece yöresine göre? Hayır yöresine göre değil. Fix döner pilavı ve ayranı her yerde. Var. Ankara'da mesela dağıtmış mıydı? Atıyorum. Tabii. İzmir'de, İstanbul'da, işte Malatya'da, Kayseri'de her tarafta. Arkasından da bir güzel konser. Yani bir şey atıyorum mesela bizim böyle şeylerde partilerin ne derler ona, mitinglerinde konuşuyorlar bitmiyor, sıcak basıyor. Doğru. Karşıdaki konuşan basıyor. Ama ne yapıyor mesela 15 dakika 20 dakika dönerimizi pilavımızı alıyoruz, güzel ayranımızı içiyoruz. 15-20 dakika güzel hoş bir konuşma yapacağız edeceğiz falanlar filanlar, hop konserimiz. Kaç almıştı, %5 mi almıştı? 7. Çok siyasete girmesek. Sıra dışı alışverişin merkezi. İçten gülüşlerimize katılmış gibisiniz sevgili
dinleyiciler, hepinize bir kez daha günaydın diyoruz. Modern sabahlara devam ediyoruz. Ya bazını burnunu düzelt. Van Gölü canavarı ne oldu? Sizler ölmüyorlar. Bir yerde bir gündeme geldi. Hayır. Bir yara ne bayağı bir şey oldu ya. Sana söylemeyi şey yapamadık ama onu kaybettik maalesef. Nasıl kaybettik? Öldü mü? Öldü. Ani bir kalp. Kazada mı öldü? Yok kazada değil işte yani. Ne derler, vadesi yetti yani. Küresel ısınmanın etkisiyle. Hadi canım. Tabii. Pişiyorum demiş. Diyor, daha doğrusu gölün suyu genzine kaçmış. Genzine mi kaçmış yoksa bir şey olmuş, tam hatırlamıyorum tabii, geçmiş gün. Ama sonuç... çok acı çekmeden ölmüş. Evet. Sonuçta bu canavar Van Gölü canavarı değil mi ya, suyun genzine kaçması ne demek? Sodalı şey mi? Sodalı oldu. Değilmiş. Sodalı kaçmış. Olmuş ilk önce. Neliydi diye düşünüyordun değil mi? Evet. Valla bir Van Gölü canavarı dünya üzerinde, bir de Loch Ness canavarı var biliyorsunuz. Göl canavarları olarak. İskoçya'da herkesin bahsettiği ama hiç kimsenin tam olarak görüntüleyemediği efsane niteliğinde bir bence canavar Van Gölü, daha. Van Gölü canavarı İskoç şeyini döver. Şeyini bence döver de dedim, canavarını döver. Loch Ness canavarını mı? Loch Ness. Çünkü mesela Van deyince aklına ne geliyor? Kahvaltısıyla meşhur şehirlerimizden bir tanesi. Loch Ness, meşhur Loch Ness kahvaltı salonu var mı? Yok. Loch Ness'in güzel, affedersin, mumbar dolması var mı? Yok. Loch Ness'in yiyecek, aç kalırsın be Loch Ness'te. Loch Ness'in Akdamar adası var mı? Yok. Gidemen, bulaman, yiyemen, aç kalırsın. Sen de bulaman. Loch Ness canavarı ile ilgili gün geçmiyor ki bir haber çıkmasın. 35 bin yıl öncesinin haberleri mi bunlar ya? Hayır canım, o yeni bu yeni. Ya Ege, sen nasıl bir asabiyet timsali bir insan oldun hakikaten ya? Hakikaten sen de yoksulluk. Tabii ki artık baş göstermeye başladı. Sürekli çıkıyor, 35 bin yıldır konuşuluyorsa bir 35 bin yıl daha konuşulacak. Konuşacağız. Sonuçta orada efsanevi canavar diyorum sana. Efsanesi. Efsaneler kolay olacak. Yetişmiyor yalnız. İlk kez 6. yüzyılda, yani hangi yıllara tekabül eder? İşte 500-600. 500. 550'de. Ne kadar güzel bak, yıllardır. Ortalamayı bulduk. 550'de kalkmış biri demiş ki bu gölde bir canavar var demiş. Kesin demiş. Başka açıklaması yok. Kesin abi falan demiş. O 550 yılında o göl duruyor muymuş hala? Var mıymış diye bir soruyorsun. Yani duruyor muymuş? İngilizceden çevirdiğin için. Anında çeviri yaptığımız için. Tabii canım, var canım. Niye o olmasın? O zaman iyi valla, 1500 sene, 2000 sene iyi yani. İyi yere göl açmışlar biliyorsun. Valla göl iyiymiş. Bayağı ruhsatını almışlar. Biz 1500-2000 sene çalıştırırız diyor. Yani su altında yaşadığına inanılan bu Loch Ness canavarına ait ilk fotoğrafta 1930'lu yıllarda yayınlanmıştı. Ondan önce zaten fotoğraf mı vardı Oktay? Nasıl çeksinler? Ya bazı Almanya'dan gelen makinalarla çekilebiliyordu. Yayınlayamıyoruz efendim demişler. O tarihte itibaren konu sürekli canlı. Acaba bu Loch Ness canavarı var mı yok mu? Tıpkı Van Gölü canavarı gibi. Ama ne yapıyor İskoçlar? Bu şeyi turizm şeyine çeviriyorlar. Ayakta tutuyor. Bu merakı ne yapıyorlar? Neden? Yine ısıtıyorlar ara ara. Çünkü Loch Ness kahvaltısı diye bir şey yok. Vanlıların ona ihtiyacı yok. Zaten turistik bir şey var. Ya evet. Yine Vanlıların da bence bize hatırlatması lazım. Yani Van dışında ara yaşayan tabii kişilere. Kahvaltıyı mı hatırlatayım? Mumbarı mı hatırlatayım? Onları da, yani. Onları da hatırlatsın. Van Gölü canavarını da hatırlatsın sonuç olarak. Sonuç olarak gelin efendim kahvaltınızı edin, belki Van Gölü canavarında görebilirsiniz diye böyle bir hatırlatması gerekiyor diye düşünüyorum. Hiçbir şey bırakmayan iyi kalpli insanlar belki de o gün Van Gölü canavarını görebilirler. Onu da bugün, bir... bugünlerde Loch Ness canavarını bulmak için hummalı bir ne başlamış olabilir? Çalışma. Çalışma başlamış çünkü bir tane robot yapmışlar. Göl robotu. Böyle bırakıyorsun onu. Özellikle canavar mı arıyor? Su yüzünde gitmiyor da nerede gidiyor olabilir? Altında gidiyor. Suyun altında, bravo Fahir. Suyun altında gidiyor. El mi yaman, bey mi yaman demeye getirmişler. Diye çalışıyormuş zaten robot. Şimdi Van Gölü canavarı, pardon Loch Ness canavarı çıkmazsa bu robot gönderdikten sonra şey mi diyecek bütün İskoçlar? Bu robot bozuk herhalde. Robot 1500 senedir var. Şimdi birden mi yok oldu? Hayır, şöyle diyecekler büyük ihtimalle. Şüphesiz ki 6. yüzyıldan beri burada yaşayan bu Loch Ness canavarı bizim daha dün yaptığımız bu robottan daha akıllı. Bir şey söyleyeyim. O mesela bu tarafa gittiği zaman hop, canavar Loch Ness canavarı beri tarafa geliyor. Şey beri tarafa geldiği zaman robot ne oluyor? Loch Ness canavarı öte tarafa gidiyor. Parmaklar havada. Buyurun hocam, Fahir Bey, bir sorum olacak, bir sualim olacak. Şimdi bu Loch Ness canavarı dediğimiz tek başına bir canavar. Göl canavarı. Ya göl canavarı, bir ailesi yok mu bunun, bir sevdiceği, bunun bir melek yavrusu. Var olmaz mı 6. yüzyıldan beri? Yani bunlar nasıl? Demek ki var. Sadece iki kişi takılmıyorlar değil mi? Yani bunlar bayağı bir 6. yüzyıldan beri tek başına bir canavarsa hakikaten korkulacak pek çok şey vardır ya. Yüzyıllardır yalnız zın 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 diye bir gölün altından bir ses gelir yani. Yüzyıllardır neler biriktirmiştir. Neler, yani o insan sürekli yani insan değil canlı düşünüyor. Sürekli düşünüyor. Var ya, bir gün bu gölden çıkarsam var ya diye. O senin dediğin başka o. Ne o? Şahin Ness canavarı o senin dediğin.
Gerçi o da denizden çıkıyordu değil mi o? O denizden ama nereden yani çıkacağım? Ama göle boy gölden de çıkar. Su yani. Yaratığı diye geçer hepsi. Bir şekilde bir yerlerden çıkar. Buyursunlar efendim. Modern sabahlar. Ölünmüyor yokluğunda. Yokluğunda, yokluğunda. Joy Türk'te modern sabahlar devam ediyoruz. Sevgili sanatseverler, hepinize bir kez daha günaydın diyoruz. Dünyada ve Türkiye'de neler oldu, neler bitti. Bakıyoruz, anlamaya çalışıyoruz, yorumlamaya çalışıyoruz. Ama bazen de işin içinden çıkmak kolay olmuyor. Öyle değil mi arkadaşlar? Dünya arkadaşları. Ne oldu Fahir, senin neyin var? Niye böyle sessizsin? Abi iş biraz moralim bozuk da. Aç karıştırdım. Kendi kendine DJ Talk mu yapıyorsun Fahir? Aa, kendi kendine DJ Talk. Ne yapıyorsun, bu müziği vuruyor kafamıza ya. Müzik herkes fon. Biraz gergin sevgili dinleyiciler. Müzik dediğim fon Fahir. Ha, fon. Fonumuz o. Fondan kimseye zarar gelmez. Yıllardır ya kullandığımız fon o müzik. Doğru ya. İnsanıma bazen böyle. Neler borçluyor sana? Yıllardır demek ki bende nasıl bir rahatsızlık yarattı. Japonya'nın başkenti hangi Tokyo. Hangi üniversitesi olabilir? Oklahoma değil. Yok. Yokohama. Osaka diyecek. Osaka. Değil, Osaka. Ben diyemedim işte. Osaka. Osaka değil. Osaka başka değilse... hangi üniversitesi olabilir? Merkez Üniversitesi. Servisleriyle meşhur bir üniversite. Aa, servisleriyle meşhur. Backend mi? Servis backend. Hmm. Backend o volesi. Hmm. Backend vole. Forehand vole. Tamam mı? Backend servis diye bir faiz, şey yok. Haksız duruma kendin düştün. Öyle adam, bir servis yok. Adam ne güzel kendini bayağı bir haksız durumda başlatmıştı zaten Fahir. Aldın. Servis. Servisleriyle meşhur. Neresi? Kyoto Üniversitesi. Kyoto be. Of, hakikaten doğru. Kyoto, Kyoto servisi nedir ya? Önemli, önemli, doğru söylüyor ya. Ha, programda bütün üniversitelerin meşhur olduğu, daha doğrusu ününün nereden geldiğini biliyorsun. Mesela tabii canım, Boğaziçi Üniversitesi. Boğaziçi manzarasıyla meşhur. Manzarasıyla meşhur mesela, değil mi? Çok harika bir manzarası. İstanbul Teknik Üniversitesi mesela. Tekniğiyle meşhur. Tekniğiyle. Mesela İstanbul Üniversitesi eski olmasıyla. Eski. Mesela OPTİ. OPTİ kısaltmalarının değişik olmasıyla. OTTÜ, OTTÜ, OPTİ. OPTİ. Ve daha neler neler. Evet. Pek çok üniversite var. Eğer siz de hangi üniversitenin neyiyle meşhur olduğunu merak ediyorsanız bize yazın sevgili dinleyiciler. Ama üniversitelerin geneli waffle ile meşhurdur, onu biliyoruz. Üniversite waffle'ları hakikaten Türkiye'nin dört bir yanındaki üniversitelere gidip waffle'larını yemişliğim var sevgili dinleyiciler. Amacım Avrupa ve Amerika, dünya üniversitelerinin waffle'larını yemek. Bugüne kadar en çok Adana Çukurova Üniversitesi'nin waffle'ını beğendim. Manzarası da güzel. Yanlış hatırlamıyorum ben Ege. Çok güzel bir waffle. Çukurova Üniversitesi'ne de buradan selam göndermiş olalım. Şimdi Japonya'daki Kyoto Üniversitesi'ne de selam gönderelim. Zira plastik atık sorununa. Plastik atık mı? Dünyanın en büyük sorunlarından biri ne? Plastik atık sorunu değil İşte mi? İşte çöplerin ayrıştırılması demiyor musun Oktay? Hayır. Gene iş döndü dolaştı, çöplerin ayrıştırılması geldi. Bu başka bir şey. Plastik atık sorununa kökten çözüm olabilecek bir araştırma gerçekleştirdiği üniversite. Kökten çözüm uydurmuşlar onlar da ya. bir bakteri bulmuşlar. Nasıl bir bakteri? Şöyle bir bakteri. Parmakla küçük, göstermek gibi olmasın. Büyük ama yiri canım, tırnak kadar. Bir bakteri. İnsanoğlunun plastikle olan savaşında bakteri kimin tarafında olacak? İnsanın. İnsanın mı? Bravo. İnsanın tarafında olacak. Yiyecek mi Oktay? Yiyecek. Plastik yiyen bakteri. Sonra bakteri kim yiyecek? Kimse yiyecek. Bu sefer ortalık bakteri de olacak. Hayır canım, bakteriler yiyince. Orta boy bir leğen düşünün. Evet. Hı-hı. Üç onu... bakteri. Üç kaç saat yiyor? Ben size o bakterinin adını da vereyim. Çünkü bir sürü bakteri var. Nasıl anlayacaksınız? İsminden. İsminden anlayacaksınız. İsminden ve tipinden. Diye bağıracağız. Bağıracak geliyor muymuş? Idonella sakaiensis. İdo deriz ona kısaca ya. İdo. İde. İde. Ideonella. İdeo. 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 Bu bakteri şöyle orta boy bir leğeni. Evet. Kaç saatte yiyor? Üç bakteri. Kaç dakikada, kaç saatte, kaç haftada yiyor olabilir? Şey yarım saat 45 dakika mı? 1,5 ayda tamamen yiyorlar. Afiyet bal şeker olsun. Vallahi o zaman buradan bakterimiz varsa eğer leğenleri gönül rahatlığıyla sokaklara atabiliriz. Bakterim varsa ama şu anda zaten bunlar çok laboratuvar az. Ortamında ne kadar güzel bak bilimsel yaklaştı. Falan. Doğal bakteri az. Değil mi bu? Ay doğal, bu sonradan geliştirilen bakteri ama desteklenmesi lazım. Bir de şöyle bugüne kadar var. İnsan yiyen bakterilerden korkuyorduk. Leğen yiyen bakteriden niye korkuyorduk? Tamam, leğen yiyen, hani sen hep böyle çöplere diye düşünüyorsun da o bakteriler bir yerden saçıldığı zaman evlerine geldi, evinde plastik. Leğenin altını yedi. Sen delik şapır şapır akıtacak. Akıttı. Bir şey soracağım ya, bu hani insanda hastalığa sebep olan bakteriler var ya. Hı hı. Yani zararlı bakteriler. Onlar insanı yiyor mu?
bir şey içkeride bir zarar veriyor. Yiyor yani mu bilmiyorum da. Bağışıklık sistemine zarar verdiğini biliyoruz tamam. Yani ya ateş yükseliyor şey, bilmem ne falan filan. Yiyeni de var. Onları biliyoruz da. Yiyeni de onun var. Amacı yaşamak ama yaşarken ne yapıyor? Yani insan yaşarken seni mahvetmeye çalışıyor. Yok etmeye mi çalışıyor? Tabii. Bakteri mesela ne yapıyor? Yoğurt yapıyor veya insanı hasta ediyor. O faydalı ama, bakteri. Faydalı bakteri ama faydalı bakteri bir de plastik yemeye başlarsa yoğurt aldın. Kasesini yiyecek bu plastik kaseyi. Hayır canım yoğurdu sen yiyeceksin kasesini ama ben şeyler yiyeceğim. Olmayacak. Yani yarın öbür gün affedersin diyelim ki dondurma aldın sağa sola bir zeytinyağlı yaprak sarması göndereceksin. Neyle göndereceksin? Dondurmayı aldın da ne yaptın onu? Dondurmayı yedin kabını. Kasesini ayırdın. Kasesini ayırdın. Onu hemen şeyle vereceksin. Yoğurdu yedin kasesini neyin altına çiçeğin altına yoğurt kasesini koyamadıktan sonra o çiçek şapır şapır akatacak damlatacak suyu. Doğru yani boşu boşuna dondurma yemiş olduk şimdi. Bence o bakteri işi yatar öyle söyleyeyim hadi ya yatar o iş olmaz o iş biraz ters yani çok böyle kontrol altında zincirle mincirle falan bağlayabileceksek bakteriyi mi bakteri şuncacık bir şey o ya 3 tanesi yani, bunun bir şekilde misina tipi bir şeyle bağlar orta boyu leğeni 1,5 ayda yiyebiliyor bir 3 tanesi 1,5 ayda bir leğen yiyorsa 33 tanesi vallahi nasıl bu şey havuz problemi gibi işçi damacana problemi. Yani damacana işçi problemi mi lütfen çok siyaset edelim sabahlar. Joy Türk'te modern sabahlar devam ediyor. Radyoların başındakilere bir kez daha günaydın diyoruz. Sevgili dinleyiciler havaların güzel gittiğini bundan sonra da güzel gideceğe benzediğini müjdeliyoruz. Müjdeledikçe de seviniyoruz hakikaten bir taraftan da. Sanki ısınmanın mutluluğu. Tabii. Çünkü aylarca soğuktan şikayet etmiş insanlar olarak havalar düzelince kendi şahsi başarımızı da vurgulamamız altını çizmemiz gerekiyor. Peki şimdi sizlere soracağız sevgili dinleyiciler. Havaların güzelleştiğini, yazın geldiğini müjdeleyen hava durumu dışında ufak sizin için sinyaller nelerdir? Telefonumuz 0212 368 62 40 ve Twitter adresimiz @modernsabahlar. Faça başındaysanız eğer Facebook'tan da bize ulaşabilirsiniz. Facebook/modernsabahlar adresini kullanabilirsiniz. Faça başı iş yapıyorum. Yani şunu mu soruyoruz? Doğru adam güzel paça başı dediği parça başı mı masa başı mı artık faça başı artık sen nasıl anlıyorsan onu da senin takdirine bırakıyorum. Şunu mu soruyoruz yani baharla yaz arasında çok ince bir çizgi doğru. Var havalar bir nüans mı var Oktay orada bir nüans var hatta küçük bir fark var şimdi bu hava mesela dışarıya bakıyoruz şu anda başkentte hava günlük güneşlik diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Yağmur yok de, kimse bulundu. De itiraz etmez demez ki Oktay Bey ooo siz de abartıyorsunuz. Ha, ama yaz havası mı? İşte değil. Bunu diyemeyiz. Takvime bakmadan nasıl anlayabiliriz? Ney yazın habercisidir diye mi soruyoruz? Yazın habercilerini soruyoruz aslında. Habercileri. Ha, bak. Senin var mı kafanda aklında bir şey? Benim var. Benim var. Ben her gün dolabıma bakarken gözüme çarpıyor. Ama bak şey güzel can erik çıktığı zaman yaz gelmiş demektir. Vallahi daha gelmedi. Mesela erik var mı? Var. Ama var. Güzel can erik geldi mi? Henüz gelmedi. Papaz erik. Papaz erik. O papaz erik zaten yazın şey ne derler ona ortasında mı çıkıyor bir yerlerde çıkıyor yani biri bitiyor biri mi başlıyor öyle mi oluyor böyle mi oluyor bilemiyorum yani. Önce canlar sonra papazlar. Aynen abi. Pankürt yazmış Twitter'dan @modernsabahları bize yazmış demiş ki yılın ilk şortlusunu görmek. Yılın ilk şortlusu. Kim olacak? Benim kafamda da o tip bir şey var. Kim olacak? Aslında bir adım sonrası evde donla dolaşmaya başladığımda tüm ben ülkemize tüm kuzey yarımkürede yaşayanlara yazın geldiğini müjdeleyebilirim. Daha henüz donla dolaşmaya başlamadım. Don dediğin de yani herkesin gözünde çirkin canlanmasın. Gayet naif şort tipinde donlarla geziyorsun. Vallahi güzellik çirkinlik anlayışı. Öbürü de der ki silip don mesela gerçek don odur. Öbür dondan ben tad alamıyorum diyenler de olabilir. Başka var mı Twitter'dan şeyler mesela? Var yeşil erik diyen dinleyicimiz var. Bakayım. Aynur Hanım tabii ki yeşil erik. Yeşil erik dedi, can erik, papaz erik. Hangisi önce çıkıyordu? Bunlardan i̇şte bir tanesi can erik önce çıkıyor. Çıkıyor da yani işte hayır böyle tam böyle güzel kütür kütür çok ekşi değil ama böyle tuzlayarak yediğimiz o erik çıktığında o işte tam mevsimi gelmiş. Nazlı ne demiş? Karpuzun kilosu 0-1 TL arasına düştüğü zaman yazın geldiğini anlarım demiş. Bak karpuzun çıkması dememiş çok güzel. Tabii çünkü kilosu mesela şu anda karpuz 3,5-4. Bahsediliyordu. Şu anda ne kadar karpuzun kilosu? 3,5-4 o civar. Daha fazla şey. Galiba. Yok yok. Korkunç rakamlar ya. Korkunç rakamlar. 5 kilo bir karpuz alıyorsun 20 lira veriyorsun 5 kilo karpuzu 20 mi 10 kilo bir şey alsa. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Ankara'dan arıyorum. Tolga ben. Tolga Bey hoş geldiniz yayınımıza. Radyonuzun sesini birazcık kısar mısınız ya da nereden dinliyorsunuz? Bayağı kıstım ama
Allah Allah. Yine geliyor, yine geliyor. Yine geliyor. Demek, demek ki gönülden dinliyorsunuz. O zaman kapattım. Kapattım. Aa, tamam. Sadece telefondan iletişim kuracağım size. Peki Tolga Bey, sizce yazın geldiğinin en net göstergesi nedir? İnsanların ayvanın çiçek açması karşısında böyle yaz mı gelecek acaba diye endişeye düşmesi. Aa, Türkiye'deki şeyden Türkiye'deki bahsediyorsunuz. Hadise diyorsunuz. Ayva evet, çiçek evet, açmış. Yani, yaz mı gelecek? Direkt zaten ayva çiçek açmış, yaz mı gelecek de böyle bir endişe içerisinde. Bu endişelerini de biliyorsunuz Türkiye dökmüşler. Tatlı bir telaş da olabilir ama illa kötü şey yapmamıza gerek yok yani. Tabii endişe dememek daha doğru. Evet, telaş demek daha güzel bir tabir oldu. Ya, siz de o zaman ediyorum. Ayvalardan, eriklerden, karpuzlardan aslında nebatattan yürüyorsunuz. Evet, genel olarak meyvelerden. Ve bir de sizin söylediğiniz gibi evde donla dolaşmaktan. Donla dolaşmaktan. Çok teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Keşke sizin donunuzu da sorsaydık. Yani özel bir sor Fahir. Yani böyle tight tipi don mu yoksa short tipi don mu? Kendisini uğurladığımızda cevap tight veremedim. Tipi diyerek cevabı veriyorum ben. Hay Allah ya. Keşke uğurlamasaydın sor. Çünkü herkesin aklında bir soru işareti olarak. Ne olacak ki? Öğrensen ne olacak? Zilini basıp biz sizinle radyoda konuşmuştuk. Don yazın gelip gelmediğini merak ediyorum da. Bir bakabilir miyim? Bir bakarak olalım. Zozo ne demiş? Ne demiş? Zozo demiş ki etnik mor şal var ve özel marka bir spor ayakkabı giyip saçını kırmızıya boyamış üniversitenin Şebnem Ferah konserine gitmesi benim yazın geldiğinin en güzel göstergesidir demiş. Fred's Brands. Tam duyamıyoruz Fahir Bey. Fred's Brands Kador ne demiş? Kirazmış da demiş. Bak kirazla. Kiraz da çıktı ama. Yaz sonu değil mi? Hayır, yaz sonu değil de onun da kilosunun belli bir rakama inmesi gerekiyor. Kirazı 3'ten yediğimizde yaz mevsimi gelmiştir. Örnek veriyorum. Aslında güzel bir şey ortaya çıktı şimdi. Artık böyle pek çok meyve, sebzeye her mevsim ulaşabilmemize rağmen fiyatlar göstergesi. Hmm. Yoksa kilosu 300 liradan yedikten sonra ne anladım o kirazdan. Bak ne demiş Peri? Bu saatte uyanamadığım zaman ya da alarmsız kendi isteğimle uyandığım zaman yaz gelmiştir demektir demiş. Demek ki şu anda daha yaz gelmedi. Günaydın efendim. Günaydın, merhabalar. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Erkan, ben Diyarbakır'dan. Hoş geldiniz Erkan Bey. Hemen soralım size, yazın müştecisi nedir sizce? Yazın bence açık havuz, yani açık hava havuzu diyelim. Kafadan açık hava havuzu. Havuza gittiğim ilk gün yaz gelmiştir. Yoksa ben anlamam. Yani aslında bu eskilerin tabiriyle karpuz kabuğu suya düşmesi, havuza düşmesinin değişik bir metodu. Peki Erkan Bey, çok teşekkür ediyoruz. Erkan Bey, şeyi soralım. Diyarbakır'da nasıl şu anda hava bugün? Diyarbakır'da hafif kapalı. Hava mı sıcak yani şu an? Sıcak. Ama havuza gidilecek kadar, havuza gidilecek kadar değil. Daha tam yaz gelmedi diyorsunuz yani diye bakın. Peki. Sadece ayağımızı sokabiliriz havuza. Peki efendim, çok teşekkürler. O da bir ferahlık olur hepimize. Teşekkürler. Sağ olun, hoşçakalın. Bir yere gidiyordu galiba arkamda. Evet ya, camı da açıktı. Yorgan kaldırılıp pike moduna geçildiyse yaz gelmiştir demiş İdil. Evet arkadaş ya, hakikaten daha o moda geldik mi gelmedik hala. Neyi kullanıyoruz? Yorganlar devam ediyor. Yiyorsa kaldır Ege, yiyorsa kaldır. Bir de sandalet diyen dinleyicilerimiz var. Çorapsız sandalye. Çoraplı sandalye. Gördük o. Hayır canım, çoraplı sandalye. Mal müdürünüz demiş ki, Twitter'daki ismi o. Emekli amcalar çorapların üstüne sandalye çekmeye başlayınca yaz başlamış demektir ama sadece emekli amcalar değil, bunu emekli olmayan amcalar da çekiyor. Ben nereden yazın geldiğini anlıyorum. Vallahi benim çok net bir göstergem var aslında, bunları söylüyorum ama. Ne? Bir banka var, özel bir banka olduğu için çok sevdiğim ve sürekli gittiğim bir bankadır yani. Kendi banka şubem diye demiyorum. Oraya gittiğimde orada bir çalışan arkadaşımız var. Yıllardır gide gele zaten şeyimiz olduk. Hoş sohbetimiz oldu. O kısa kollu gömleğe geçtiğinde yaz gelmiştir arkadaşlar. Yaz gelmiştir. Kışın geldiğini de onun uzun kollu gömleğe geçişiyle anlıyorum. Gerçekten onda öyle bir şey var ki, hani eskiden böyle bir kılık kıyafet şeyleri çıkardı ya. Ne derler ona? Yönerge gelirdi. Yönerge. Kısa kolluya geçebilirsiniz diye herkes böyle faşır faşır çıkartır bir şekilde yapardı. Hiç hatırlamıyorum. Adam yönergeyi şey yapıyor değil mi? Kendinden yönergeli. Sevgili dinleyiciler, havaların güzelleştiğini, yazın geldiğini size göre müjdeleyen şeyler, işaretler nelerdir diye soruyoruz. Telefonumuz 0212 368 62 40. Twitter adresimiz @modernsabahlar. Facebook adresimiz facebook.com/modernsabahlar diyoruz. Nezih bir reklam seçkisiyle devam ediyoruz. Modern Sabahlar. İyi kalp insanlar, Joy Türk'le Modern Sabahlar devam ediyor. Bu sabahı içimizi neşeyle dolduracak bir soruya cevap arıyoruz. Havaların güzelleştiğini, yazın geldiğini hangi ufak sinyallerle anlıyoruz? Telefonumuz 0212 368 62 40. Twitter adresimiz @modernsabahlar. Facebook'taki adresimiz facebook.com/modernsabahlar. Buyursunlar.
Gülse Çınar Karnegün demiş, façeden yazmış bize. Biz de hiç üşenmiyoruz, okuyoruz yani, hiç şeyimiz olmasın, façeden yazıyoruz. Okumuyorlar. Okuyorlar efendim. Yani şöyle bir garip taraf var. Mesela öğrencilik bittikten sonra karne hayatından çıkınca bu karne gününün coşkusu olmuyor. İlla etrafında senin harçlık vereceğin bir karne alan çocuk olması lazım ya da. Yani işte hani karne için alınmışsa yaz gelmiştir. Karne alınmadan henüz yaz gelmemiştir. Özge Deniz Batı'da kağıt helva dondurmaya duyulan özlemin yavaş yavaş belirmesi. Çünkü bir süre mesela şimdi istiyor mu canın kağıt helva arası dondurma? Benim istiyor. Sen... Bir tane alabilir miyim? Neli istiyorsun? Sade istiyorum. Bir tane. Bir de limonlu istiyorum. Limonlu. İki topu. Çok ya, güzel vişnelerimiz var. Vereyim mi abi? Yok. Güzel sıvaştırıp veririm. Vişneli benim ağzımı buruyor da. Şey yapabilir misiniz? Yayabilir misiniz? Yaya yaya buraları dolaşalım o zaman. Yelda ne demiş? Ter kokusu Adana'dan sevgiler demiş. Maalesef bir yazın. Doğru. Her şey güzel değil. Şey. Maalesef doğru. Keşke ama doğru yani bak, olmasa. Onun ter kokusu. Kışın da biliyorsun ıslak mont kokusu. Top taşıma araçlarında. Adalet ne demiş? Adanalı yaylaya çıkmaktan bahsetmeye başlamışsa işte o vakit gelmiştir. Adana'ya sevgiler. Deniz ne demiş? Apartman aidatının ani düşüşü. Yazı müjdeler. Demek ki sabit bir şey yok. Aydan biraz yok. Ondan bahsediyoruz. Biraz uzun uzun bahsetmek istiyorum. Biz çünkü uzak kaldık apartman. Evet, yani merkezi biz... sistemlerde çocuklar. Merkezi sistemlerde. Evet. Ki, sabit değil midir hocam, hep böyle biliyoruz biz, sabit sistem diye biliyoruz. Dinleyicimizin şeyi de merkezi anladığım kadarıyla, aidat oynadığına göre merkezi sistem, ama niye değişiyor onu anlamış değilim. Demek ki bir numaralar var o apartmanda. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Ben Serhat abi, İstanbul'dan. Serhat Bey hoş geldiniz, neredesiniz şu anda? Şu an tekstildeyim, çalışıyorum abi. Kolay gelsin efendim. Tekstil sektöründe mi çalışıyorsunuz? Aynen abi. Vay kardeşim ya, kolay gelsin. Ne zaman başladı mesai? Vallahi abi saat 8'de başladık. 8'de başladık. İyi vallahi, bayağı geç başlamış. Biz çünkü saat 7'den beri mesaideyiz. Berat kardeşim. Ama 5'te kalkıyorum abi. Doğru ya. Kolay gelsin. O da kolay gelsin. Biz de 5.30 gibi kalkıyoruz. Ödeştik sayılır. Peki şunu da soralım. Şimdi siz tekstilde havalar değişince ürettiğiniz şeyler değişiyor büyük ihtimalle değil mi? Kıyafet mi? Evet abi. Neler yok, başladı şu anda? Mini etek dikiyoruz abi. Mini etek dikiyorsunuz. Baharın müjdecisi, yazın müjdecisi galiba tezgahlarda mini etekler olması. Aynen abi. Kolay gelsin. En sevdiğin mevsim yaz mı yoksa Ferhat kardeşim? Aynen abi, yaz yaz. Nereden? Nereden anlıyorsun? Önünde mini etek var diye mini etek mi diyeceksin bize cevap olarak? Aynen abi, öyle oluyor biraz. Peki efendim, çok teşekkür ederiz. Görüşmek güzel üzere. Hadi kolay, kolay gelsin. Hoşçakal. Aslında evet, bir de yazlık kıyafeti dikmesi de kolay. Astar yok, bir şey yok falan filan. Nasıl astar yok ya Ege? Yani sen yaz deyince her şeyi astarsız. İyi sen bakalım şey astarsız. Kendi, ben kendim donla dolaştığım için yazım. Eski kotlarını kesip yazlık kıyafet yaptığın için her yazlık kıyafeti öyle yapılıyor zannediyorsun. Öyle değil. Selçuk Özkavukçu ne demiş? Yaz dizisi. Hayret bir şey ya. Çilenk mevsimi, Kirazın Kızları, Vişne Çürükleri adlı yeni projemle şaşırtacağım hepinizi diyor. Şaşırt bizi. Yaz kim dizisi mi bunlar? Bunlar yaz neydi? Dizisi isimleri. Adı neydi dinleyicimizin? Selçuk Özkavukçu. Şaşırt bizi Selçuk diyoruz o zaman. Ve Kenan Bey ne demiş? Seyyar erikçi. Bak, yeşil erik kadar erikçinin seyyarı da yazı müjdeler. Yani yalnız eskiden ben seyyar hıyarcı vardı. Özür diliyorum. Yani seyyar salatalıkçı. Niye özür diliyorsun canım? Yani hıyar dediğim için. Sen mi koydun canım sebzenin ismini? Allah Allah. Sanki ben babam koydu sanki. Bana ne ya? Seyyar hıyar desen mesela özür dilemek zorundasın. Ama bir seyyar, adamdan bahsediyormuş gibi oğlum. Seyyar hıyarcı. Evet, seyyar hıyarcı gelir şey ama hakikaten seyyar erikçiler çıktığında hakikaten geliyor. Şimdi böyle ufak ufak şeylerde satıyorlar ya, bir avuç bile değil. 3 lira 5 lira. 35 bin lira çünkü ya. Çok pahalı onlar. O kadar değil canım. Ha, indi. Kilosu 16-15'e kadar indi. Son 3 senedir dershaneye ekip sahile inmeye başladığım zamanlar demiş Yasemin. Yani dershanenin ekilmesi. Son 3 senedir mi demiş? Hı hı. Son 3 senedir bunu yapıyorsunuz. Daha uzun yıllar dershaneye ekip ekip dershaneye gideceksiniz demektir. Yani. Önemli olan yazın habercisi. Biz yazın habercisi. Üniversite sınavını ne zaman kazanacaksınız diye sormadık ki. Üniversitenin son senesinde dersleri ekip sahile gitmesini istiyoruz artık dinleyicimizin. Yeter ya. Mehmet Bey oldukça teknik yaklaşmış konuya ve demiş ki yaz ayının geldiğini şuradan anlarım. Takvimde Mayıs ayı bitip Haziran ayı 1 dediği gün. Makine mühendisi mi kendisi? Bilmiyorum, bakayım. Bak. Profiline gireyim. Makine. Mehmet 17. Yok. Ya elektrik mühendisi diyoruz. Olduğunu garantisini veriyorum. Merhaba, kimle görüşüyoruz? Doğu Özdemir ben. Hoş geldiniz Doğu Bey. Nedir sizce yazın habercisi? Ben bir önce şeyi sorabilir miyim? Buyurun. Ekip ekip dershaneye gitmek mi? Yani ekiple mi?
Ver canı çekmiş ya. Bir saniye ayrılmayın. Ayrılmayın Doğu Bey, lütfen. Atları yollayacağız. Doğu Bey, biz atları markete kadar yollamıştık da biraz geciktiler. Bu saatte lazım olmaz diye dinleyicilerimize güvenerek atları saldık ama buyurun Doğu Bey. Tam o sırada telefonu radyo ayarlamayı yapıyordum da kaçırdım. Efendim şimdi malum dünyamızın kutuplar arasındaki ekseni 66 derece diyorsunuz. Derece tabii bir yatık. Yani şimdi yaz geldiğini nereden anlıyoruz? Kuzey yarımkürede yaşadığımız için hafif sağa çekiyor. Bunu buradan sabah kalktığınızda hafif sağa çekiyorsa bu yaz gelmiştir. Zaman, doğru. Yaz, bir dengeden anlayacağız diyorsun. Nasıl ayarlayacağız? Zaten hemen gözünüz açar açmaz belli oluyor zaten. Bu ne oluyor? Dönüyor. İşte takribi az önceki mühendis arkadaşın söylediği tarihlere doğru böyle bir yatı veriyor hemen öbür tarafa. O çok rahat anlaşılır yani. Peki nasıl düzelteceğiz? Düzeltmemiz gerekiyor mu? Yok canım, niye düzeltiyoruz? O mevsiminde tekrar yerine dönecek diyorsunuz değil mi? Yani şimdi mesela şimdi kalkalım gidelim Avustralya'ya şu an. Hı-hı. O sola çekecek yani. Orada da şey güney yarımküre. Güney yarımkürede. 66,5 tabii. O zaman Doğu Bey şöyle diyebilir miyiz? O zaten gideceği yere gidecek. Biz kendimiz çekiştirmeyelim. O bulunduğumuz yarı küreye göre kendisi bir noktaya çekilecek dünyanın açısı yüzünden. Yani tabii güneş ışınları gelip dünyadaki yaza çarpıyor. O yüzden yani. Yoksa normalde yaz diye bir şey yok. Çok teşekkürler Doğu Bey. Görüşmek üzere. İyi şanslar diliyoruz size. Teşekkür ediyoruz. Az buzlu Beşiktaş 0134 demiş ki az buzlu biciden Karsambaç'a dönüldü mü yaz geldi demektir tabii, sadece Adanalılar anlayacak demiş. Adana coşkusu var galiba. Bici biliyoruz, buzla yapılan tatlı da. Evet, Karsambaç neydi? Karla yapılan. Daha sıcak günlerde daha yoğun buzlu galiba. Bici de yazın yeniyor ya. Ben yaz gitmiştim Adana'ya. Bici yemiştim. Çünkü artık her mevsim yeniyor. Karsambaç yemişsin, bici zannetmişsin. Yok canım, artık her mevsim karsambacı bicisi yeniyor. Evet, Nihal Sarıkaya ne demiş diyordum. O kadar çok fazla tweet geldi ki bir anda abandı ve hepsi gitti. İlk sivrisineğin düşmesi demiş sevgili Uçe. Nereye düşmesi? Zemine, duvara yapıştırdığın ilk sivrisinekle beraber yaz gelmiştir. Sivrisinek ilk olarak zaten cama düşer. Hı-hı. Sonra yok, cama düşmüyor, cana düşer. Şöyle bir şey, bu Eylül Ekim aylarında iyice bir havalar bir serinlemeye başlayınca bir saçmalamaya başlıyorlar ya bunlar. Bunlar dediğim uçan haşerattan bahsediyorum. O zaman işte sonuncuyu öldürdüğünde kış gelmiş oluyor. Hı. Ama işte ilkini vurduğunda da işte yazın müjdecisi o ilk sivrisinekmişti meğersem. Günaydın efendim. Günaydın Ege, günaydın Oktay, günaydın Fahir. Ankara'dan Murat ben. Merhaba Murat. Bir şey soracağım Murat Bey, niye en son benim ismimi saydınız? Kafanızda böyle bir sıralama mı var? Hayır, öyle bir sıralama yok, sıradan gittim. Bunu soracağınızı da düşündüğüm için ne diyebilirim? Yani Murat, niye bundan önce sormuyoruz en son kim beni saydınız diye de şimdi Murat'a soruyoruz. Mikrofon sırasına göre saymış. Bir numaralı mikrofon Ege'de, iki numaralı bende. Tamamen tesadüf. Üç numaralı pot sırası. Onu anlamış büyük ihtimalle Murat da. Helal olsun Fahir. Murat Bey, tebrik ediyorum. Anladınız onu değil mi Murat Bey? Onu, evet öyle diyeyim artık, onu tamam, anladım. Bravo. Başka bir şey uyduracaktım ama onu anlamışız sayılalım. Murat Bey hemen alalım ya, sizin için yaz müjdecisi nedir? Şöyle söyleyeyim, semt ismi verebiliyor muyuz? Yayına? Tabii ki. Tabii. Vefa mı? Özel bir semt olmadıktan sonra. Onu verebilirsiniz. Vefa tamam, mı? Tamam o zaman. Hayır değil. Ankara'da Çayyolu ya da İstanbul'da bir Etiler, Ulus, Boğaz sahil yolu gibi yerlerde evet, hepimizin kışın garajlarda beklettiğimiz üstü açık otomobillerimizle gezmemiz olur. Öyle hakikaten diyeyim. Ya garajda ben demek ki 40 senedir garajda bekletiyorum ya. Abi ben unutmuşum ya, garajda unutmuşum. Vallahi ya. Vallahi iyi hatırlattınız ya, ben gezeyim diyorum ama. Murat Bey bir var herhalde. Araç nerede? Aracım yok zannediyordum. Garajda hafta sonu bir verseniz de bir biz de dolaşsak ya. Daha gelmedi ki yaz. Yaz gelmedi de geldiğinde bir onu gördüğümüzde bir öncü oluyor orada, bir kişi fark ediyor ve var mı sizde peki? Ben de onlardan değilim. Hayır yok, ben de onlardan değilim. Ben görünce ha diyorum, işte Ege'nin fark ettiği gibi bizim garajdakini almadık diyorum, alıp çıkıyoruz işte o zaman. Ama birini görmemiz gerekiyor, o zaman fark ediyoruz. Peki üstü efendim açık. Çok teşekkürler, üstü açık araba. Ama onun yanığı da çok pis oluyor. Teşekkürler Murat Bey, sağ ol. Hoşçakal. En son ben hoşçakal dedim, dikkat ettiyseniz. Çünkü en son benim ismimi söylediyse en son ben hoşçakal derim. Bu kadar basit. Bakkal amca dondurma dolabını kapının önüne çıkarmışsa yaz fazla uzakta olamaz demiş Ozan. Ozan Bey olmasın. Kaç yaşında hala bakkal amca dediğine göre? Ne diyecek? Amca genç mi? Canım 20 yaşındayken bakkal amca, işte daha doğrusu 20 sen 10 yaşında adam bakkal amca demesin. Hayır canım, sen 10 yaşındayken bakkal abi amca 30 yaşında. Sen 40 yaşına geliyorsun, bakkal amca 60 yaşında. Dayı dersin canım.
bir yerden sonra. Kibar, tamam, siz İzmirliler kibar, bu bakkal amcalara dayı demek konusunda da çiğdem diyorsunuz bir de çekirdeğe. Bir, bravo yani. Hayır, hiç sinirlenme bence ya. Sinirlenecek olsam vallahi programımızı yapamayız. Çağlayan demiş ki. Pardon. Sus. Çağlayan bey mi hanım mı? Çağlayan bey. Çağlayan Bey'e sonra dönsek çünkü... Hayır, olmaz, ismi hemen uğursuzluk gelir. Bir dinleyicimizin ismi söylendi mi yayında, onun ne dediğini uzata uzata söylemek gerekir. Uzata uzata, evet. Çağlayan ön almış, demiş ki yazılı ve görsel medyadaki Eda Taşpınar haberlerinden anlıyorum arkadaşım ben demiş. Hmm. Arkadaşım tabii dememiş, onu ben uydurdum. Emre Esen ne demiş, onu da okuyalım, ondan sonra reklama giriyorsak girelim. Dur bir saniye. Bici ile Karsan maç arasındaki şey geldi, sen söyle falan. Tamam, ben söyleyeceğim. Sarılmadan uyumalar başlamışsa ve hatta Don't Touch Me adlı şarkı fonda sürekli çalıyorsa yaz gelmiş demektir. Kışın birbirine yaklaşan çiftler yaz sıcağıyla beraber birbirinden tiskinmeye başlıyorlar çünkü yavaş yavaş sıcaklaşıyor. Sarılmadan uyumayalım değil, Sıla'nın sevişmeden uyumayalım. Allah! Ozan demiş ki bici bici su muhallebisi bazlı, Karsanbaş kar bazlıdır efendim demiş. Çok ve teşekkür ederim. Ve Sıla ile devam ediyoruz. Sevişmeden uyumayalım. Sıra dışı alışverişin merkezi. Hayır, siz değil Sıla. Sevişmeden siz değil. Siz değil efendim. Modern Sabahlar. JoyTürk'te Modern Sabahlar devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, yazın size göre müjdecilerini soruyoruz. Telefonumuz 0212 368 62 40. Twitter adresimiz @modernsabahlar. Facebook adresimiz facebook.com/modernsabahlar. Bir de bak böyle bulunduğun bölgedeki coğrafik şeylerin seni haberdar etmesi durumu var. Evet, mesela yani, Bergama'da. Ne demiş mesela? Bergama'dan Dilek Karakurt demiş ki bizim buralarda Bergama demiş. Hastasıyız Bergama'nın bu arada. Çığırtma diyen bir patlıcan yemeği vardır. Her evde pişmeye başlıyorsa yaz gelmiş demektir. Çok güzel ya. Yediğimiz tek yemek budur. Çığırtmada ne var? Çok güzel patlıcan. Başka? Domates, eritme. Kızartılıyor mu yağda? Sos böyle tavada, of. Çünkü çığırtma böyle çığırta çığırta onu yağda kızdırıyorsun gibi bir şey. Çığırta, aynen öyle. Çığırta diye Volkan şey... ne demiş? Kadıköy'deki Kurbalıdere kokmaya başlayınca yaz geliyor demektir demiş. Bir diğer coğrafik tanımlamayı Alev yapmış. Sarıyer deruhtesindeki sitelerde misal Tarabya, sokaklar ezik sümüklü böcekle kaplanmışsa yaz geldi demektir demiş. Sokaklardan anlayabiliyorsun. Niye onların şey göç mevsimi mi var sümüklü böceklerinde, öyle şey yapıyorsun? Veya ezilme mevsimi de olabilir. Mevsim. Karşı, günaydın efendim. Karşıya geçiyorlar onlar. Günaydın, günaydın, günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Uğur ben, İstanbul'dan. Hoş geldiniz Uğur Bey. Aa, Uğur Bey hoş nasılsınız? Geldiniz. Uğur Bey dikkat etmişsiniz. Sağ olun Uğur Bey. Her birimiz için birer kere günaydın dediniz. Aldık evet. Kabul ettik vallahi. Aldık kabul ettik efendim, size de günaydın. Buyurun. Yazın ne müjdeler ben, sizi yazın geldiğini? Yazın yani herkesin mutlaka dikkat ettiği bir şey vardır. Yazın korna sesleri daha da çoğalır. İnsanlar çılgınca eğlenir. Ondan sonra düğünler başlar. Düğünler. Sokak düğünleri başladıysa gelmiş demek midir? Yani birbirine korna çalanlar başlar. Değil de genelde durup dururken korna çalanlar. Ha, konvoy, düğün konvoyları diyorsunuz. Aynen öyle. Yaz geldi artık, evlilik meclisinin başladı. Bizim işler başladı yani. Sizin işler dedi, siz ne iş yapıyordunuz? Neydi Uğur Bey? Siz ne iş yapıyordunuz? Şimdi ben normalde gümrükte çalışıyordum da düğünlere gidiyordum yani, bu iki kişinin evlendiği organizasyon. Hatırlayamadık Uğur Bey maalesef. Şu bahçe anda... duvarından açtım vardı ya bahçe duvarından. Şarkıları söylüyordu ya. Müzisyenlik yapıyordu Uğur Bey, hatırladığımız. Şimdi hatırladık. Hatırlayamadık Uğur Bey. Aynen. Vallahi ben hatırladım Uğur Bey, hiç şey yapmayın, teşekkür ediyoruz. Teşekkür yani ederiz Uğur Bey. Adamın dibisiniz zaten, adamın dibisiniz. Sağ olun. Çok sağ olun Uğur Bey. Hayırlı sezonlar diliyoruz size o zaman. Sezonumuz hayırlı olsun. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşeli ayak fotoğrafları sosyal medyaya düştüğü zaman yaz gelmiş demektir. Ama ben hiç havuz kenarında ayak. Ben hiç hoca kullanmadım. Acaba tatlı bir French mi yaptırsam bu sene ayaklarıma? İster misin? Peki hakikaten bu hafta bak gidelim ayaklara güzel bir pedikürümüzü yaptıralım. Güzel Frenchlerimizi çekip ayak fotoğraflarımızı koyalım. Yaptırmadığınız kabahat. Zaten ne diyorduk biz? Ne yani diyorduk? Bu meretten kurtulduk ya. Bu adını bile anmak istemediğim kendimize o küçük mamülü. Evet, bir şey koyalım hayatımıza. Hayır, böyle bir boşluğa düştük. Hayır, bir şey koymayacağız. Bari ojeye verelim kendimize. Kendimizi bir şımartalım. Ojeye verelim deyince sürmek anlamında sürme, diyorsun tabii değil mi? Tabii, sürme oje. Sürme oje veya çıkma oje. Sürme oje bulunur. Kesik limon ne demiş? Uzun süre oturma neticesinde pantolonun yapışması. Yazın göstergesi. Yapışır doğru. İmge ne demiş? İmge Soysal. Yüzümde belirmeye başlayan çiller yazın habercisi benim için. Bir de herkes kendine göre böyle bir haberci belirliyor yaz mevsimiyle ilgili. İşte İmge Hanım'ın da
çilleri yazın geldiğini kendisine haber veriyor. Evet. Zehra Sıla'dan sevişmeden uyumayalım adlı şarkıyla biraz daha bekleyecek. Günaydın biraz. Efendim. Ya bir dur, Zehra Öncücü'yü söyleyecektik. Söyledik. Söyle, dinleyicimizden dinlesin. Hayır, ona da merhaba diyelim Fahir. Günaydın diyelim, ondan sonra söyle. Buyurun. Günaydın efendim. Efendim, günaydın. Efendim, müsaade eder misiniz? Bir Fahir 10 saniye Bey, bekleteceğim. Sinirli çünkü Fahir Bey. Tabii ki, bekliyorum. Zehra Öncücü ne demiş? Şimdiden mini etek ve göbeği açık giyenler, pardon şimdiden dedi, şimdiden giyenler yazı müjdeler demiş. Çok heyecanlandım. Heyecanlandı, ben de heyecanlandım. Daha güzel okurdu ama siz hattasınız diye heyecanlandım. Çok heyecanlandım. Şey, kiminle görüşüyoruz efendim? Efendim, ben Merve, İstanbul'dan arıyorum. Merve Hanım, hoş geldiniz. Merve Hanım. Neredesiniz? Efendim, İstanbul'dan neresinden arıyorsunuz İstanbul'u? Gaz. Ben Bahçeköy Sarıyer'den arıyorum. Bahçeköy Sarıyer'den arıyorsunuz. Oluyor mu Sarıyer'de öyle bir dinleyicimiz var? Sümüklü böcek istilası yaza doğru. Evet, onu duydum ama ben yeni taşındım İstanbul'a. İlk yazım olacak. Aa, işte orada sümüklü böcek istilası yani. Aman oluyor. Aman dikkat efendim. Hiç şey yapmayın, paniğe kapılmayın. Önemli bir şey oldu. Yol gösterici bir şey oldu. Buyurun efendim, siz de bize bir yol gösterin. Tabii ki. Ben şöyle anlıyorum yazın geldiğini. Hı. Evdeki kapalı terliğim ayağımı terletmeye başladığı zaman, bak çok geçtiği zaman diyorum ki tamamdır, yaz geldi. Çok doğru. Yaz geldi, doğru. Kapalı terlik terlettiğinde yaz gelmiş demektir. Normal evet. Zamanda ayaklarınız terler mi? Ayıptır sorması. Normalde çok üşürüm ben kışın ama yazın üşümediğim zaman tamam, yaz geldi. Üşüyen ayak zaten terlemez diyorsunuz yani. Evet. Aynen, teşekkür ediyoruz. Merve Hanım, çok teşekkürler. Ayaklarınız hep kalbiniz gibi sıcacık olsun efendim. Dileğimiz budur. Efendim, sizin de. Sağolunuz efendim. Hoş ayaklarınıza kalın. Sağlık. Hoş geldiniz efendim. Aman, onu giderken söylemiyordum. Gülden Treske demiş ki çığırtmanın formülünü vermiş. Versin. Çığırtma, batlıcan, biber, domates hepsi yayvan bir tencerede kendi suyuyla pişer. Sarımsaklı. Veyahut tavada. Tavada sarımsaklı yoğurtla yenir. Bol da taze ekmek yanında tüketilir. Yi Allah yi. Yi babam yi. Sağolsun efendim. Teşekkür ederiz. Vallahi canım çekti, istiyorum ya. Zeytin programın son dakikaları bu arada. Oktay, son dakikalarda söylemeyi düşündüğüm bir şey var mı? Ben istersen bir özet geçeyim şu dakikaya kadar gelen cevapları. Üç şeyden anlıyoruz. Bir, meyve sebze. Ama bunları artık her sebzeyi, her meyveyi, her mevsim yiyebildiğimiz için bunların fiyatı esas olarak göstergesi. Karpuz taban fiyatının mesela belli bir seviyenin altına düşmesi, kirazın, üzümün fiyatının düşmesi. Bunun yanında kıyafetlerin incelmesi, terliklerden falan veya doğa olaylarından. Doğa olaylarından veya herkes kendine özgü bir şeyden anlayabiliyor. Evet. Mesela Baran demiş ki işte sevdiceğim ayakkabıları çıkarıp ayakları arabanın camına uzattıysa yaz gelmiştir demiş. Yolculuk bize, esnasında. Bize bir fotoğraf göndermiş. Mithat Arat da şey demiş mesela, mont, kimse elinde mont yoksa benim için yaz gelmiş demektir. Çünkü bak şimdi hava sıcak yine ama her ihtimale karşı insanlar elinde montu veyahut da aracının mesela bagajında, değil mi? Bagajınızda neler var, onları da ayrıca bir gün konuşuruz. Ozan mesela ne demiş? Ozan ne demiş? Yazın müjdecisi erken tatil indirimi konsepti reklamlardaki artış demiş. Bizim kuşağımızda var mı? Neyi kuşağımızda var? Erken tatil indirimi konsepti reklam. İlerleyen dakikalarda dinleyeceğiz ama kesin ondan vardır. Önce senin gönlünden geçen bir şey var Oktay. Sevişmeden uyumayalım. Onu ben seslendireyim mi? Canım. Seslendirebilir miyim? Yoksa Sıla'yı mı arayalım? Sevgili Sıla. Sıla bence, beni kırmaz biliyorsunuz. Sevgili Sıla seni kırar da beni kırmaz gibi. Gerçi ikimizi de kırar. Bence Ege'yi bence kesin kırmaz. Duvardan duvara vurur. Buyursunlar efendim, şarkımıza geçelim. Sevişmeden uyumayalım mı? Tabii ki. Gerçekten sabah programında sevişmeden uyumayalım mı çalıyoruz? Bakalım. Ama son şarkı sevgili dinleyiciler, sevişmeden uymayalım. Tüm sevenler için gidiyor. Aman ha, dikkat diyoruz. Sevişmeden uyumayalım diyoruz. İlla diyor, illa sevişeceğiz diye bir kural yok. Ama mümkünse sevişmeden uyumayalım diyor sevgili dinleyiciler. Bu arada programımızın son şarkısıdır. Sizi biz uyandırdık. Uykunuz konusunda da fikir vermeye çalıştık. Yarın sabah yine 7 ile 10 arasında modern sabahlarda buluşacağız. Nasıl uyuyacaksınız onu bilmiyoruz ama nasıl uyanacağınızı size az çok garantiliyoruz. Hoşçakalın. Bravo. Bravo Sıla. Bravo Ege. Hastasıyız. Evet. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar.